zaman denediler. 5 dakikaya indirmişlerdi 3 yıl önce hatırlarsanız. İstanbul tablosu olarak büyük bir karşı duruş sergilemiştik. Kısmi olarak 7 adım attırmıştık. Bugün de önünde basın açıklaması yaptığımız Göztepe Şehir Hastanesi'ndeki meslektaşlarımız mesaiye geldiklerinde randevu ekranlarına baktıklarında ne görsünler? 10 dakikalık muayene süresinin her bir hasta için 1-2 dakikaya indirildiğini gördüler. Biliyorsunuz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Başhekimlik'te bir açıklama yapmıştı bunun sehven olduğuna dair. Doktorlarımız da tabii ilk önce öyle düşündü. Herhalde bu yanlışlıktır dedi. Yoksa 1-2 dakikada muayene olmayacağını herhalde bilmek için doktor da olmaya gerek yoktu. Randevu sisteminin olduğu sistemi açıp kapattılar. Bilgi işlemi aradılar. Başhekimliğe ulaşmaya çalıştılar. Hiç kimse sehven olduğunu veya yanlış olduğunu söylemedi. İstanbul Tabi Odası olarak da biz bunu kamuoyuna taşıyınca, gündemleştirince bir anda infial yarattı. Sağlık Bakanlığı ve Başhekimlik bunun sehven yapıldığına dair söylemler söyledi ama hala görüyorsunuz aslında meslektaşlarımız 12'yi geçmesine rağmen pek çoğu poliklinikte çıkamıyorlar. Çünkü 10 dakikaya sıkıştırılmış 4-5 hastayı bakmaya çalışıyorlar. Ne kadar bakabilirlerse hastalar da bu arada şifa bulmaya çalışıyor. Ne kadar şifa bulmaya çalışabilirlerse. Sağlık Bakanlığı yine kendi yarattığı sorunu sağlığı piyasalaştırarak, sağlıkta dönüşüm projesini uygulayarak aslında yarattığı sorunu yine piyasa mekanizmalarıyla, piyasa dinamikleriyle hekimler üstünden, hastalar üstünden çözmeye çalışıyor bugün de. Ne yapıyor? Günlük hasta sayısını artırarak hekim emeğini ucuzlatmaya çalışıyor. İkincisi de bunu yaparaktan hastalarımızın sağlık hakkını aslında gasp etmiş oluyor. Biz de bugün İstanbul Tabip Odası olarak, ses olarak bunu protesto etmek için buradayız. Yalnızca hekimlerin hakkını savunmak için değil. Tabii ki de biz bir hekim örgütüyüz. İlk önce hekimliğin itibarını ve özelliğini, bağımsızlığını savunmak için buradayız. Hiçbir hekim 1-2 dakikada hasta bakmak istemez. Hastaya ne kadar süre ayrılacağına kendisinin karar vermesini ister. Hiç kimseye bilgi verilmeksizin, hiçbir hekim arkadaşımıza bilgi verilmeksizin geçilen bu sistemi bugün protesto etmek için buradayız. Başhekimlikten ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yapılan açıklamada bunun sistemsel bir hata olduğu söylendi ama biz buna diyor, bu sistemsel hata değil, sisteminiz hatalı. Yani bilgisayar sisteminiz değil, sağlık sisteminizdir hatalı olan. Biz pandemi dönemi sonrası gördük. Tabii pandemi döneminde ihmal edilen sağlık sorunları artmış olarak pandemiden sonra büyük bir hasta yüküyle karşı karşıya kaldık. Sistemin bunu karşılaması mümkün değil. Çünkü biz biliyoruz ki bir sağlık sistemi, şu andaki mevcut sağlık sistemi hastayı müşteri, sağlık kuruluşları da bir ticarethaneye dönüştürmüş durumda. Bu gördüğünüz hasta bir kamu hastanesi olabilir ama bir ticarethane mantığıyla yürüyor. Döner sermayesi var. Ne kadar hasta görülürse, ne kadar işlem, ne kadar tetkik yapılırsa ona göre Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir pay alması söz konusu. Ücretler de öyle. Hekimler için ücretler de öyle. Bakılan işe, yapılan işleme göre yapılan bir ücretlendirme var. Daha çok işlem, daha çok para diye. Sanki vatandaşın sağlığına değil de hastalığına dua edin diyen bir sistem. Ama bu yürümüyor. Hastanelerin birer işletme değil, buraların bir sağlık kurumu olduğunu ve buraların da bir fabrika gibi yönetilemeyeceğini yıllardır dile getiriyoruz. Fakat bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda tamamen ranta ve özelleştirmeye dayalı, sağlık emekçilerinin hakkını yok sayan, hastaların sağlık hakkını yok sayan bir sisteme dönüşmüş durumda. Bizler biliyoruz ki bu muayene sürelerinin kısaltılması demek, aynı zamanda bu alanda çalışan her bir sağlık emekçisinin iş yükünün onlarca, belki yüzlerce kat artması demek olduğunu da biliyoruz. Bizler biliyoruz ki bu muayene sürelerinin kısaltılması demek, beyaz kod vakalarının daha da fazla artması demek olduğunu da biliyoruz. Sağlıkta dönüşüm politikaları yıkım demek, şiddet demek, aynı zamanda rant demek. Bu yıkımı durdurabilmek için de hep birlikte, hem toplumla hem tüm sağlık emekçileriyle birlikte ortak mücadele etmek zorundayız. Çok güzel bir sloganımız var. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Teşekkür ediyorum. Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde randevu sistemi hiçbir hekime bilgi verilmeksizin 10 dakikada 4-5 hasta bakılacak şekilde, yani her hastaya 1-2 dakika muayene süresi düşecek şekilde yeniden düzenlendi.
iktidar adına sağlıkta dönüşüm dediği 2003 yılında uygulamaya başladığı program ile birlikte hastaneleri ticarethaneye, hastaları müşteriye dönüştürdü. Sağlık merkezlerine başvuru sayısı yıldan yıla ciddi artış gösterdi. Yıllık hekime başvuru sayısı 2000'lerin başında 200 milyon mertebesinden son açıklanan 2022 sağlık istatistikleri yıllığı verisine göre 850 milyona yükseldi. Ve bu eğilim artarak devam etmekte. Sağlıklı olma halini değil, sağlıksızlığı, daha çok hasta başvurusunu önceleyen bu anlayışla yönetilen sağlık sistemi, toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini yok saymaktadır. Bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakikadır. Ancak buna rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 10 dakikanın altına, hatta 5 dakikaya inmiş bulunmaktaydı. Bu yolla hekimlere günlük muayene ettikleri hasta sayısını en üst seviyeye çekme dayatması uzun süredir vardı. Bu randevular bugün Göztepe Şehir Hastanesi'nde olduğu gibi hekimin isteği ve bilgisi dışında mehareti sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına, halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Yani tam da sağlığı ticarileştirenlerin istediği gibi sürekli talep üretecektir. Hastalarımıza çağrımızdır. Sağlığınız 2 dakikadan daha kıymetlidir. Sağlığınıza sahip çıkın. Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım hastanın şikayetini ayrıntılı şekilde dinlemektir. Dayatılan 2 dakikada ne hastanın derdi anlaşılabilir ne de yeterli muayenesi yapılabilir. Muayenesi için yeterli zaman tanımamak, hekim-hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak, hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki özelliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Üstelik yeni hekimler, yeni uzmanlar yetiştirme sorumluluğu olan hastanemiz gibi eğitim araştırma hastanelerinde tıp ve tıpta uzmanlık eğitimini imkansız hale getirmektedir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Sağlıkta dönüşüm programının sorunlarının sebebi biz hekimler, sağlık çalışanları ve hastalarımız değil. Sorunun kaynağı bu programı uygulayan AKP iktidarı ve Sağlık Bakanlığı'dır. O nedenle sistemin tıkanıklığını, mesleğimizi, emeğimizi ve halkın sağlığını hiçe sayarak çözme girişimlerini kabul etmiyoruz. Çözüm dayatmalarda değil, hastayı müşteri, bizleri de ucuz iş gücü olarak gören, sağlığı piyasa haline getiren politikaların terk edilmesidir. İlan ediyoruz. Nasıl dün muayene süresi 5 dakikaya indirilmeye çalışıldığında bu uygulamanın tam karşısında olduysak, bugün de 2 dakikalık muayene dayatmasının da sonuna kadar karşısındayız. Bu dayatmayı kabul etmeyeceğiz. Nitelikli sağlık hizmeti talebimizde ısrarcıyız ve hastalarımıza şifa vereceğimiz şartlarda hekimlik yapmak istiyoruz. Sağlık çalışanları köle, hastalar müşteri değildir. Buradayız. Emeğimize, mesleğimize sahip çıkıyor. Bizlerin yok sayıldığı her türlü uygulamaya itiraz ediyoruz. 2 dakikada hekimlik yapılamaz, sağlık 2 dakikaya sığmaz, emek bizim, söz bizim. İstanbul Tabip Odası Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası.